Türkiye'de üzüm üretimi için önemli merkezlerden biri Çal. Çal'da hem ürünün toplanmasını hem de Çal üzümünü yerinde gördük ve sizler için görüntüledik. Çökelez Dağı'nın eteklerine kurulu olan Denizli'nin Çal ilçesi şehrin merkezine 65 kilometre uzaklıkta. 1521 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan ilçenin denizden yüksekliği ise 850 metrenin üzerinde. Hem sahip olduğu iklim hem de bulunduğu konum ile Denizli'nin ünlü ilçeler arasında yer alan Çal, aynı zamanda üzüm üretiminin merkezleri arasında. Kalitesiyle dikkati çeken Çal üzümleri aynı zamanda Türkiye'de tüketilen üzümlerin büyük bir bölümünü karşılıyor. Çal'daki üzüm hasadını sizler için yerinde izledik. Şimdi üzümün diğer bölgelerde de üzüm ziyaretleri, bazı ziyaretleri yaptık biliyorsunuz. Üzümün farkını göstereceğim. Çöpler şeye oldukça bağlı ve çok sıkı. Şöyle salladığım zaman da taneler düşmüyor bakın. Şimdi tabii bu da bu bölgenin toprak yapısının, bu bölgede yetişen üzümün artık çöplerinin üzüm taneleriyle bağlantısını anlatıyor. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz Mahmut Gazi Köyü'ne. Ben örnek çiftçi Osman Tekin, 1981 yılında. Bu üzümler 70'li yıllarda veyahut 70'li... Şu örnek çiftçiliği bir bitirelim Osman abi. Ha, tamam. 1981 yılında ne oldu? Ankara'da örnek çiftçi seçildim. Ne yapmıştın da örnek çiftçi seçildin? Bütün her şeylerin maliyetini çıkardım. Masrafını, karını orada bir liste yaptım. Orada incelediler. Onun için Türkiye'de örnek çift seçildi. Şu üzüm en az bir hafta böyle sıcağın evinde kalacak meydanda. Hiç bozulma yapmaz. Tekrar götür dalından kopmuş gibi yiyebilirsiniz. Anladım. Yani dayanım süresi, Dayanım süresi. sofradaki, buzdolabındaki ya da pazardaki dayanım süresi birazcık daha iyi diyor Osman abim. Osman abime teşekkür ediyoruz bu sayede. Bir örnek çiftçiyle de tanışmış olduk. Son olarak söylemek istediğim bir şey var. Şöyledir, toprak ve hava yapımından çok kaliteli üzüm çıkarmaktadır. Şöyle derim ki dünyada bunun üstünde üzüm yoktur. Çal üzümünün üzerinde. Hatta bundan 40 sene evvel falan Çal üzümü diye dünyada meşhurdu.